başlayabilirse ben değil mi hocam? Biraz erken olacak ama bir de geçken arkadaşlar, erken gelen arkadaşlar önce birazcık ani gelişti bu şey toplantı. Öncelikle onun için özür dileyim. Daha hazırlıklı gelmek isterdim yani sizin karşınızda biraz daha başka şeyler olsun isterdim. Şimdi tabii benim bir sürü hazır sunumum var. Onlar üstünden konuşabiliriz. İsteniz özel bir konu varsa onları konuşabiliriz ama daha çok biz konuşurken hocamla böyle biraz sohbet gibi olsun. Bilişimin alanında gelecek ne olur? Kariyer planı nasıl yapılır? Neler var şu an? Türkiye'de işler nasıl dönüyor? Yurt dışı nasıl? Biraz onlardan bahsedelim gibi bir konu belirledik. İsterseniz o konularda konuşuruz. Biraz sunum öncesi sormaya çalıştım. Genelde plan nasıl diye. İsterseniz bilebildiğim kadarıyla, yaşadığım kadarıyla onlardan bahsetmeye çalışırım. İşte Türkiye'deki kariyer olanakları nelerdir, nasıl ilerlenir, nelere dikkat etmek lazım, yurt dışında neler var, onlardan bahsetmeye çalışırım. Ama tabii şöyle yapsak daha iyi olabilir. Bu çağımız biliyorsunuz interaktif bir çağ ve bu konuşmanın içeriğinde siz belirleseniz daha iyi olabilir. O yüzden şöyle yapalım, siz bu konularla ilgili sorularınızı sorun ve o sorular özelinde geneli ilgilendirecek şekilde ben açıklamalar yapmaya çalışayım. Böylelikle hiç kimseyi de sıkmamış oluruz, herkesi ilgilendirecek konulardan bahsetmiş oluruz. Aynı zamanda da içeriği de sizler belirlersiniz. Ne merak ediyorsanız o konudan konuşuruz isterseniz. Öncelikle şeyden bahsedeyim. Bu kariyer neler yapılabilir? Yani bilişim alanında kariyer imkanları nelerdir? Bir bilgisayar mühendisi mezun olduğunda veya bir yazılım mühendisi veya bir yönetim bilişim sistemleri mezun olduğunda neler yapabilir? Onlardan bahsetmekte fayda var. Şimdi bizim sektörde, bilişim sektöründe 115 tane çalışma alanı var. Yani işte siber güvenlik var, yapay zeka var, veri tabanı yöneticisi olabilirsiniz. Buna benzer bir listemiz var. 115 tane alan var. Bunların bir kısmında teknik hiçbir bilgi gereksinimi yok. Yani adam sadece pazarlamayla uğraşıyor, yazılımı pazarlıyor. Kod yazmayı bilmeden, hiç teknik bir bilgisi olmadan bu işle uğraşan insanlar var. Bir kısmında ise teknik bilgi gereksinimi var. Mesela yapay zeka ile uğraşacak birisinin ciddi anlamda, hatta akademisyen olması şu an tercih edilen şeylerden birisi. Şimdi genelde bizim Türkiye'deki sektöre baktığınızda mezun olan arkadaşların çok büyük bir kısmı yazılım alanına kayıyorlar. Yazılım alanına kaydıkları zaman da yaptıkları işler genelde bir kod yazılması, bir dilde, bir teknoloji üzerinde kod geliştirmek. İşte bunlar biraz da rutine binen işler. Şu an sektördeki işlerin %80'in rutin olduğunu söyleyebilirim. Yani ne yapıyor mesela? Sabah işe gidiyor, bir tane ister geliyor önüne, bir talep geliyor. O talebe uygun bir şekilde veri tabanından bir sorguyu alıp önüne bir işte rapor, bir text box koyup arkasına kodu yazmak gibi basit işler veya bir web sitesi hazırlamak gibi basit rutin işlere iniyor. Ne yazık ki bu çok fazla bilgisayar mühendisliği bilgisi gerektiren, çok teknik bilgi gerektiren bir şey değil. Birkaç teknolojiyi öğretip hızlıca insanları başlatabileceğimiz ve dolayısıyla da hızlıca ikame edilebilecek işlerden bahsediyoruz. Zaten sektör herkes açık olduğu için bu tip işlere giren çok farklı, çok fazla farklı alanlar insan da var. Örneğin işte işletmeden mezun oluyor. Hatta hiç üniversite mezunu olmadan, lise mezunu olup bu işleri bir iki kursta öğrenip sektöre giren insanlar da bu işlere talip olabiliyorlar ve çok sayıda da böyle insan var. Ben mesela dolaştığım firmalarda, şimdi büyük bir firma, ismini vermeye gerek yok. Bilindik söylesem hepinizin bileceği bir firma. Orada mesela ilkokul mezunu birisini almışlar, çalışıyor yazılım geliştirici adam. .NET geliştiricisi olarak çalışıyor. Şu an açıktan liseyi bitirmeye, aldıklarında ilkokul mezunuyum. Şu an açıktan liseyi bitirmeye çalışıyor. İşte sonra üniversiteye gidecektir ama yani o kariyer planı için üniversite gerekmemiş. Böyle istisna sayılabilir. Bunlar tabii mesela sektörde belki 1000 kişi varsa bir tanesi böyledir. Çok büyük bir çoğunluğu eğitim alması gereken insanlar. Ama sonuçta şunu görmeniz gerekiyor. Sektörde bazı işler ikamesi kolay işler. Farklı sektörlerden gelen insanlar bu işlere hızlıca girebiliyor. Yine sistem alanında giden arkadaşlar var, networking ile uğraşan arkadaşlar var. Genelde ağ ile ilgili işler olabilir, sistem yönetimi, sunucu yönetimi gibi işler olabilir. Bir de bunun dışında işler diyebileceğiniz işler var. Şimdi mezun olduğunuzda yapabileceğiniz birkaç şey var. Mesela kurumsal bir firmaya girip çalışabilirsiniz. Birinci alternatif budur. Büyük firmalara girip çalışmaktan biraz önce bahsediyorduk. Orada yarım kaldı. Genelde destek personeli olmuyor demiştim. Şunu görmeniz gerekiyor. Türkiye'de büyük sektör, yani kurumsal dediğimiz firmaların tamamına yakını teknoloji firması değil. Farklı alanlar. Mesela tekstil firması. Mesela işte banka. Bankacılıkla uğraşıyor. Sigortacılıkla uğraşıyor. Adamın ana bir işi var. Ve bu iş teknolojiyle, yazılımla ilgili bir iş değil. Siz oraya girdiğinizde, bir bilgisayar çalışanı olarak girdiğinizde destek personeli oluyorsunuz. Yani işte temizlik yapan birisinden aslında farkınız yok. Yani ana bir iş var. Orada bir bankacılık işi yapılıyor. Ve o işe siz destek veriyorsunuz, bilişim personeli. Tekstil mesela bir ürün üretiliyor, kimyevi bir ürün üretiliyor, temizlik malzemesi üretiyor adam mesela diye. Onun destek personeli oluyorsunuz. Şimdi bu destek personeli dolayısıyla çoğu zaman stratejik seviyede karar alan, stratejik seviyede işlere dahil olan kişi olmuyor.
Yani adam bankacılık yapıyorsa bankacılıkla ilgili kararlar alıyor stratejik seviyede. Siz onun yazılımıyla ilgileniyorsunuz. Mesela kredi kartı kampanyası yapılacak. O bankacılıkla ilgili bir süreç. Onunla ilgili size sipariş geliyor, onun yazılımıyla ilgileniyorsunuz. Türkiye'de genelde çok iyi teknoloji firmalarımız olmadığı için ne yazık ki teknolojiyi kullanan firmalar var ve o firmalarda da ikinci pozisyonda olmanız gerekiyor. Bunu bir defa önceden anlamakta fayda var. Şimdi mesela tabii Silikon Vadisi'ne gittiğinizde orada çok iyi teknoloji firmaları var ve orada esas oyuncu olunan ve işi esas teknoloji üretmek olan bir sürü firma var. Ve o firmalarda tabii rol çok farklı. Orada stratejik kararları da alan kişiler, teknoloji tabanlı, teknoloji kökenli insanlar, işte bilişim kökenli insanlar ve oradaki rol çok farklı. Orada belki başka şeyleri görmekten bahsedebiliriz. Bir de Türkiye'de büyük böyle kurumsal olmayan firmalar var. Bu firmalar genelde şöyle şekillendiler geçmişine baktığımızda. Bu teknoloji işlerinin, bilişim işlerinin outsource edilmesiyle, yani dış kaynak kullanımıyla şekillendi. Eğitimde İngilizce mi bu arada? Türkçe mi? Tamam. Bunlar dış kaynak kullanımıyla şekillendiler ve dış kaynak kullanımı şu demek. Ben mesela bir bankayım, bilişimle ilgili işlerim var, yapmak istediğim işler var ve bu bankanın bilişim işlerini X firmasına veriyorum. Bir kısmını, her şeyini değil. Türkiye'de bir de son dönemde gelişen bir ARGE firması kavramı çıktı. ARGE şirketleri çıktı. Bu TÜBİTAK'ın verdiği desteklerin ve başka kurumların da verdiği destekler var. İşte Sanayi Bakanlığı'nın, KOSGEB'lerin, değişik firmalı kurumların verdiği destekler var. Bu firmalar bildiğiniz çoğu firmanın ARGE firması diye bölünmesine sebep oldu. Mesela işte Turkcell diye bir firma var, Turkcell teknolojiyi kurdu. İşte OYAK var, OYAK teknolojiyi kurdu, Garanti teknoloji kurdu. İşte Vodafone'un oksijeni kurdu, değişik firmalar kuruldu. Bu firmaların amacı ARGE, yani araştırma geliştirme yapmak. Ne yapıyor bu firmalar? Belli bir puan sağlamaya çalışıyorlar. Yani zaten sen ayakta durmasanız yorulur musunuz acaba? İsterseniz nasıl yapsak olur? Oralara oturabilir misiniz isterseniz? Veya nasıl isterseniz? Yani sıcak mı? Kapıyı açın isterseniz biraz hava gelsin. Çok ses geliyor ya. Ses mi geliyor? Peki tamam. Nasıl isterseniz? Camları açalım dediler. Bir yerden alıyorum. Kapıyı açalım, Ceyran yapsın. Kapıyı açalım, Ceyran yapsın. Çok mu gürültü geliyor? Tamam, kapıyı açtık, hemen birisi geldi. Hoş geldiniz. Şöyle oturabilirsiniz şeylere, basamaklara isterseniz. Buyurun, basamaklara oturun isterseniz. Rahatsınız değil mi siz orada? Sıkıntı yok yani. Tamam, biz erken başladık, bizim hatamız. Aslında tam zamanda gelmişsiniz ama biz erken başladık biraz. Şimdi outsource firmalardan bahsediyorduk. Türkiye'deki teknoloji firmalarının çok büyük bir çoğunu outsource firmalar. Outsource firmalar bugün iki seviyede değerlendirilebilir. Bir değişim geçiriyor o dünya. Eskiden outsource firma şunu da düşünebilirsiniz. Basit bir firma kablo çekiyor ve bir yerde kablo çekilmesi lazım. Bunu bir firmaya yaptırıyorlardı. Taşeron işçi gibi taşeron firma düşünebilirsiniz. Bu işi yapıyorlardı. Bugün ise ARGE firmaları çıktı. ARGE firmaları önemli. Bizim için çok önemli. Çünkü çok büyük oranda bilişim çalışanları bu alanlara girmeye başladı. Yani siz mesela diyelim bankacılıkta çalışacaksanız, bankacı olmadığınız zaman bilişim personeli olarak çalışacaksanız büyük ihtimalle bir ARGE firmasında veya telekomda çalışacaksınız, bir ARGE firmasında çalışacaksınız. Şimdi ARGE firmasının özelliği ne? Bu firmaların belli puanları toplaması gerekiyor ki ARGE statüsünü devam ettirsin. Niye devam ettirmek istiyorlar? Çünkü bir sürü vergi avantajları var, devletin verdiği teşvikler var. Bunları almak istiyorlar. Şimdi peki ben ARGE firmasında çalışmak için ne yapacağım? ARGE firmaları için en önemli şeylerden birisi belli bir puanı toplayabilmek ve bu puanı etki eden şeylerden birisi kaç tane yüksek lisans öğrencisi, kaç tane doktor öğrencisi çalıştırdı, kaç tane ARGE projesi yaptı, ne kadar bütçe oluşturdu. Çünkü devlet bu projeleri destekliyor. Dolayısıyla burada biraz yüksek lisans yapıyor olmanın avantajı olduğunu söyleyebilirim. Şu anki sektörün şekillenmesi itibariyle. Bu firmalar bir de ayrıştıkları için normal mesela bankacılıktan ayrı bir işi var bu adamın artık. Bilişim projesi üretmek. Hatta şöyle şekilleniyor bu firmalar genelde. Projeler desteklenirken bunlara da dikkat ediliyor. Bu üretilen proje başkalarının işine yarayabilir mi? Yani siz belki bir banka için bir proje yazıyorsunuz ama o projeyi ben başka bankalara da satabilir miyim derdiniz var. Hatta bunu yurt dışına satabilir miyim? Ben de mesela hakemlik yapıyorum bu projelerde, ziyaret ediyorum, gidiyorum, firmaları değerlendiriyoruz. Orada bize de soruyorlar, bu projeyi adam ileride başka bir ülkeye satabilir mi? Yurt dışında bir rekabet avantajı sağlar mı? Önemli kriterlerden birisidir. Dolayısıyla bu firmalar
artık birazcık daha teknoloji odaklı düşünmeye başladılar. Ve bizim burada rolümüz birazcık daha öne çıkmaya başladı. Bilişim personeli olarak Türkiye'de önem verilen kişiler olmaya başladı. Hoş geldiniz. Buyurun arkadaşlar. Hemen gelin isterseniz. Şu kapıda çok beklemeyin. Şimdi diğer bir alternatif bu yani. Dolayısıyla şöyle özetleyecek olursak, küçük firmalarda çalışabilirsiniz. Genelde bu küçük firmalar belli bir odaklanmış olabilirler. Bilişim alanında bir alana odaklanmış olabilirler. Mesela bunu biz 90'ların ortasında bu ERP dönüşümleriyle çok yaşadık. SAP'yi duymuşsunuzdur belki. SAP dönüşümleri şu an moda işlerden mesela SAP danışmanlığı yapılabilir. Bu işler mesela daha çok küçük firmaların danışmanlık yaptığı işler. Sonuçta orada bir holding var. O holding SAP'ye geçmek istiyor ve bir ufak firma buluyor. Veya ufak demeyelim de hani orta ölçekli bir teknoloji firması buluyor ve bu firma o dönüşümü yapıyor. Bu bir iş ve o firma, o dönüşümü yapan firma bir teknoloji firması. Ama tekrar ediyorum, bu teknoloji firmaları şu an Türkiye'de böyle çok büyük ölçeklerde değiller. Özel sektöre baktığımızda. Şimdi devlete baktığımızda, devlette çalışmayı düşünüyorsanız bir defa memurluğu ben kişisel olarak çok tavsiye etmiyorum. Bu neden derseniz çünkü devlet zihniyetiyle bizim bilişim dünyasının zihniyeti çok ayrı zihniyetler. Yani biz sonuçta literatürde bilişim bilgi çalışanı olarak geçiyoruz. Knowledge worker olarak geçiyoruz ve biz paramızı bilgiden kazanıyoruz. Bizim bu tanım itibariyle zorunlu olarak yapmamız gereken şeyler var. Yeniliği takip etmek zorundayız. Vaktimizin %38'ini yeni bilgileri öğrenmeye ayırmak zorundayız. Ayırmazsak ne olur? Yok olur gideriz. Çünkü sürekli yenilik geliyor. Yani mesela şöyle bir planınız varsa, şimdiden uyarayım, ben işte Java öğreneceğim ve Java developer olarak emekli olacağım. Şimdi, ve hiçbir şey öğrenmeden de sadece Java'yı öğrenerek bir kariyer yapabilirim. Böyle bir şey yok. Yani Java çıkalı 20 yıl oldu belki, 20 yıldan fazla oldu ama 20 yılda 20 kere değişmiş bir dilden bahsediyoruz. Java'nın yerine bir sürü yeni dil çıkmış olan bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla değişimi takip etmeniz gerekiyor. Değişime karşı kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Sürekli bir yenilik akıyor, yeni şeyler çıkıyor bizim dünyamızda. Bu yenilikleri takip etmek için bir efor sarf etmeniz gerekiyor ki aynı yerde kalın. Akıntıya karşı yüzüyoruz. Bir de ileri gitmek istiyorsanız ki hepiniz kariyerinizin başındasınız, ileri gitmeniz gerekiyor, iyi yerlere gelmeniz gerekiyor. Akıntıdan daha hızlı yüzmeniz gerekiyor. Yeniliklerden daha hızlı yüzüp yeni yerlere gelmeniz gerekiyor. Şimdi bu zihniyette olan birisiydi. Çalıştığı saatin, çalıştığı yerin önemi yok. Yani bir bilişim projesini, bir kod yazma işini dünyanın her yerinden, her saatte yapabiliyorsunuz belki de. Ama devlet zihniyeti çok böyle çalışmıyor. Sabah 9, akşam 6 mesaisi olan, işte ne yaptın, yanındaki adam hiçbir şey yapmadan da aynı maaş alır. Siz dünyaları devirseniz de aynı maaş alırsınız. Farklı bir zihniyeti var. Ben uzun yıllar devlette de çalıştığım için çok iyi biliyorum. O işin içinden de geldim. Orada yöneticilik de yaptım. Şeyi de biliyorum, nasıl bir yöneticinin yaşayacağı sıkıntıları da biliyorum. Bazı istisna yerlerde yöneticiler risk alarak altındaki kadroya daha iyi bir ortam sunabiliyor. İstediği saatte gel diyebiliyor ki bu devlette bir risktir. İstisna sayılabilecek yerlerde böyle özel yerler var ama çoğunu düşünürseniz devlet kadrolarını biraz bilişim dünyası için, bilişim dünyası kafasında olan birisi için sıkıntılı. Ha şunu diyebilirsiniz, ben girerim bir yere kadromu atarım, orada yaşarım, çok önemli ne öğrendiğim, o ayrı bir yaşam şeyi, bana çok uymuyor, o yüzden böyle düşünüyorum. Şeye gelince, devlette çalışmak isteyenlere benim tavsiyem ne olur? Şunu tavsiye edebilirim, yarı devlet kurumlar vardır. Yani mesela işte Aselsan gibi, Havelsan gibi TÜBİTAK'ın değişik kurumları var. Bunların yarı özel, yarı devlet gibi düşünebilirsiniz. 50-50 ortaklık gibi düşünebilirsiniz. Bu kurumları daha çok hedeflemelerini tavsiye ederim. Orada hem biraz devlete yakın olup devlet işlerinin içinde bulunma, hem de biraz da özelliğin getirdiği avantajları kullanma, o performans değerlendirmelerini kullanma avantajınız olur. Üçüncü şey de bu. Yani kurumsal firmalar, teknoloji firmaları, küçük ölçekli firmalar, devlet kurumlarından bahsedersek bu. Dördüncü alternatifiniz ne olabilir mezun olduktan sonra? Yurt dışı olabilir. Yurt dışında tabii yurt dışı çok büyük bir alan. Yani Türkiye'nin kapladığı yüz ölçüme baktığınızda dünyanın yüz ölçümünün çok küçük bir kısmı Türkiye ve geri kalan her yer yurt dışı olarak kabul edildiği için çok büyük bir alan aslında yurt dışı. Ve gideceğiniz ülkeler arasında çok büyük farklar var. Yani çok daha iyi ülkeler de var teknolojik olarak, çok daha kötü ülkeler de var. Ve hepsi birer alternatiftir. Yani kötü ülkeye gitmek kötü bir seçim olmayabilir. Çünkü kötü ülkeye gittiğinizde orada kral olma şansınız var. Sizin kadar bilgili olmayan bir sürü sektörden bahsediyoruz. Yani bazı ülkelerde böyle avantajlarınız var. İşte mesela kimdi o? Birisi sordu, Arap ülkelerine gitmeye düşünüyorum dedi. Ben bir sene kadar da Kuveyt'te bir üniversitede hocalık yaptım. Hoş geldiniz, buyurun. Orada da mesela gözlemleme şansım oldu. Dünyanın parasını veriyorlar. Çok iyi paralar veriliyor. Zaten adamlarda para sorunu yok. Orada çalışabilirsiniz ve iyi paralar kazanılabilir. Tabii onun şartları farklı. Yani öyle düşünenler varsa onları da anlatabilirim. Farklı bir kültür çünkü. Onlar her çalışanı köle olarak, köle çalıştırma zihniyetinden geldikleri için başka şeyleri var.
Ama iyi ülkelere de gidebilirsiniz. Şimdi bir ülkeye gitmek istiyorsanız ve orada uzun vadeli kalmak, yaşamak istiyorsanız benim size tavsiyem şu olur. En iyi bir ülkeye geçiş stratejisi, planı, işte vatandaşlığına kadar giden bir yoldan bahsetmekten bahsetmeyi düşünüyorsak en kolay geçiş yolu eğitim sistemiyle olur. Yani işte ben iş bulacağım, çalışma ve oturma izni alacağım, gideceğim. Mümkün mü? Mümkün. Bunu yapan bir sürü insan var. İş görüşmelerine giriyorlar. Dünyanın en iyi firmaları işte sürekli dünyayı dolaşıyorlar. Geliyorlar, burada da iş mülakatı yapıyorlar ara ara. Microsoft'tan, Apple'dan, Facebook'tan bir sürü şey geliyor, iş mülakatı yapıyor. Bunun süreçleri var. Onlara da soru olursa anlatırım nasıl, neler yaşanıyor genel olarak. Ama genelde böyle bir yol var. Ama bu biraz zor bir yol. Daha kolayı ne? Daha kolayı mesela bir yüksek lisansa gitmek, yurt dışında bir üniversitede gideceğiniz ülke hangisi? İşte Amerika, Kanada, Almanya, Avustralya, neresiyse gidip orada eğitim sistemine dahil olup hem işte biraz çevreniz, sınıf arkadaşınız, sonuçta sizin arkadaşınız. Hem oradaki sistemi görmek, ne yiyor, ne içiyorlar, nasıl yaşanıyor. Hem oradaki iş mülakatlarına girebilmek. Genelde bu tip üniversitelerde job marketlar, iş pazarları kurulur ve işte firmalar gelir sizinle mülakat yapar. Hem de bir yandan da resmi bir belge almak. Sonuçta Türkiye'de bir üniversite, en iyi üniversite de olsa Türkiye'de bir üniversite. Ama kendi ülkesindeki bir üniversite bilinen bir üniversite oluyor, daha tanınan bir üniversite oluyor. Dolayısıyla o sisteme dahil olup bilinirliğinizi arttırmanız daha iyi bir seçenek olabilir. Yurt dışını düşünen arkadaşlar için. Bu 4. Beşinciye gelelim. Genelde yapılabilecek, kariyerinizde gidebileceğiniz zaten senden bahsediyorum. Kendi şirketinizi kurmak olabilir. Yani benim bir fikrim var. Süper bir fikir. Bu fikirle yürüyeceğim ve zengin olacağım diyen arkadaşlar varsa bu arkadaşlara tavsiyem bir defa kendilerini bir yoklasınlar. Çünkü bu girişimcilik işi biraz karakter gerektiren bir iş. Yani her karakterin yapabileceği bir iş değil. Risk alıyorsunuz. Risk almayı belki herkes yapabilir ama o riskin sonunda bir başarısızlık olursa o hastanede bitmemeli. Yani hala da hayatınızı devam ettirebilecek bir mental şeyiniz, gücünüzün olması gerekiyor. Bunun için de biraz kendinizi yoklamanızda fayda var. Şayet çok güveniyorsanız kendinize, bazı insanlar böyledir. Yani gözü başka hiçbir şey görmez ve o işe dedikedir. Tamamen o işe odaklanmıştır. Böyleyse zaten girin. Zaten ben girmeyin desem de gireceksiniz demektir böyle bir kişilikseniz. Ama birazcık şüpheniz varsa bir yerlerde çalışıp, ilgilendiğiniz alana yakın bir yerlerde çalışıp biraz çevre, biraz işler nasıl yürüyor, para nasıl alınıyor, veriliyor bunları görmenizde fayda var. Şimdi burada mesela girişimci olmayı düşünen arkadaşlar varsa zaten onlar şu anda bir yerlerde, şu ana kadar bir yerlerde çalışmıştır. Hiçbir yerde ben bugüne kadar çalışmadım diye birisi varsa o biraz daha ikinci yola gitse daha iyi olur. Çünkü bir yerlerde çalışmak çok şey değiştiriyor. Bu arada hepinize tavsiye ederim. Yani okurken bir yerlerde çalışmanızı. Yani şeyi görüyorsunuz, para nasıl alınıyor, veriliyor, para nedir, maaş nedir, bir adam işten nasıl kovulur, yanınızdaki adamı kovuyorlar, orada bir şeyler görüyorsunuz. Sizin başınıza gelmese bile bir tecrübe oluyor. Bir adam işe nasıl alınır, iş mülakatı nasıl yapılır, mesaiye gitmek ne demektir? Bunları görmek çok önemli. Bunlar üniversitede verilen şeyler değil. O yüzden bir yerlerde okurken, hatta birinci sınıftan itibaren, liseden itibaren çalışıyorum. Çok büyük faydası olduğunu söyleyebilirim size. Çok şey öğretir. Ve böyle bir karakteriniz varsa, girişimci olacağım diyen birisi varsa bir baksın şu ana kadar kaç işte çalıştı, ne yaptı, ne kadar işin içine girdi, bunları bir baksın. Öyle bir yeteneği varsa direkt o işe dedike olarak girsin. Ama yoksa birazcık bu işleri görmesi için çalışmasında fayda var. Ne yapabilir girişimci olmayı düşünen arkadaşlar? Şu anda çok fazla destek veriliyor. Girişimcilik dersi falan burada da vardır eminim. Alıyorsunuz KOSGEB'den işte bilmem ne kadar hibe yardım, bilmem ne kadar sıfır faizle kredi alıyorsunuz ve şirketinizi kurabiliyorsunuz. İlk kurulum maliyetlerini bunlardan çıkartabiliyorsunuz. Yapacağınız startup projesine göre finansal destekler alabilirsiniz. Genelde startup için, tabii onları da ayrı bir fasıl olarak konuşuyoruz. Bu arada bu geçtiğim şu an anlattığım 5. madde. Buraya kadar olanların hepsi en az 2-3 saat gelip konuşabileceğim madde. O yüzden sorularınız varsa kafanızda tutun. Onları cevaplamaya çalışayım. Bu startup kurulması hikayesinde de 3 tane önemli konu var. Nedir bunlar? Birincisi finansal desteğe ihtiyacınız var, para. İkincisi bilgi. Üçüncüsü ise teknik konu. Yani teknik bir yeterlilik gerektiriyor. Yani bir fikir var mesela, diyelim ki ben bir oyun yapacağım, tutacak. Tamam yap ama bunu yapabilecek bilgin var mı? Teknik bilgin var mı? Bunu yönetebilecek, öteki yani fikir kısmında ise yönetimi koymak lazım. Böyle yönetiminde 5 tane özelliği vardır. İşte organizasyonu yönetmek, kimler çalışacak, parayı yönetmek, pazarlamayı yönetmek gibi gider o işlerde. Teknik bilgisi olması lazım. Bir de bunu destekleyecek parayı bulmak. Genelde startup için tavsiye edilen de en az 2 tanesini bulup başlamaktır. Şayet bir, yani ikisi birden eksikse o zaman çok başlamamanızı tavsiye ederiz. Onu bulana kadar. Onu aramakla geçirmeniz gerekiyor. Bizim videolarda da var. Business plan, iş planı falan var. Onları da izleyip bir iş planı hazırlayıp kendi iş planınızı da çıkartabilirsiniz.